Sevgili izleyiciler, yine bir röportaj için Sayın Adnan Oktar'la bir araya geldik. Bildiğiniz gibi Adnan Oktar'la iki hafta üst üste röportajlar yaptık. Bunları yayınladık. Bu röportajlarımızda Adnan Oktar'a bugüne kadar sorulmayan soruları sorduk. Onu bir anlamda sizlere tanıtmak için bunları yaptık. Fakat sorularımızın eksik olduğu yolunda bir takım meslektaşlarımız bize serzenişte bulundu. Hem onların sorularını almak hem de üçüncü ve son röportajımızda bütün konuları ayrıntılarla anlatmak için bu röportajı yaptık. Kamuoyu Adnan Oktar'ı özellikle bal davasından, işte mankenlerle olan davalardan dolayı tanıdı. Yani size gösterildiği biçimde özellikle bu yönde bir tanıtım da gündeme getirildi. Ben bu röportajımızda şöyle bir metot izlemeyi düşünüyorum. Konuları ayrıntılarıyla bilgiler ve belgeler ışığında değerlendirmeye çalışacağım. Efendim, bu röportajı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Öncelikle bunu bir belgeler ışığında yapmaya çalışacağım. Ben ayrıntılarla bu sohbeti yaparken sizin bilmeyenlerinizi objektif şekilde izleyicimize anlatmak istiyorum. Her ne kadar siz bu konuda basın yoluyla, yayın yoluyla röportajları, açılımlarınızı, bilgilerinizi ulaştırdıysanız da ama hem röportajın canlı olması hem de bu konuların artık son noktaya getirmesi için bu röportajı yaptım. İsterseniz ben bal davasıyla başlamak istiyorum. Sizi kamuoyu bir mankenin şikayetiyle bal davasıyla tanıdı. Gazete gündemlerine geldiniz. Medya bu konuda günlerce yayın yaptı. Neydi efendim bal davası? Bal davasıyla sizi tutukladılar, emniyette sorgulamalar yaptılar. Adım adım röportajımız oldu. Ben bu konuları değineceğim. Yani bal davasıyla yapılmak istenen neydi? Benim anladığım Türkiye Avrupa Birliği'ne girerken Türk İslam Birliği'ni tehlike olarak gören Avrupa'daki güçler, yurt dışındaki güçler Türkiye'deki Marksist kökenli, komünistlerin devlet dediğimiz çeteyi bir anlamda tetiklediler ve yönlendirdiler. Yani bunun bir ucu Almanya'da, bir ucu Fransa'da, böyle bir yapılanma bu. Bunların da baskısıyla oluşan suni bir olay bu. Ama bu açıklamadan şimdi şunu da anlıyorum. Yani siz bir ucu Almanya'da, bir ucu Avrupa dediğiniz zaman uluslararası bir komple boyutu var gibi ortaya çıkıyor. Tabii ki, tabii ki. Yani bunun için hatta özel insanlar ayarlandı. Özel insanlar özel görevlere getirildi. Özel çalışmalar yapıldı. Bunlar biliniyor. Yani halen basında da bununla ilgili o devrin mağdurları açıklama yapıyorlar. Yani bizim dışımızda da o devrin mağdurları var. Ama daha çok bu gündeme mesela o güne kadar pek fazla bir şey yoktu. Yani masonik açıklamalarınızdan ve evrim teorisini ortaya getirmenizden sonra bunlar başladı. Yani başlangıçta şöyle diyebilir miyiz? Yani biz önümüzdeki yıllarda, günlerde Adnan Oktar bu konularda bizim başımızı ağrıtacak. Biz tedbirimizi şimdi alalım mı demek istediler? Evet, evet. Yani Marksizmin olmadığı yerde Türkiye'de bölünme olmayacak. Olmayınca da bunların işine gelmeyecek. Çünkü en başında Türkiye'nin bölünmesi şartıyla Türkiye Avrupa Birliği'ni almayı düşünüyorlardı. Yani Güneydoğu bölgemizin verilmesi şartıyla Avrupa Birliği'ne sizi alalım diyorlardı. Ama yani Türkiye, Türkiye olmaktan çıkararak öyle bir düşünceleri vardı. Büyük Türkiye'yi savunan, Türk İslam Birliği'ni savunan düşünceye karşı bir faaliyet. Bunu tabii masonlar, komünistler el ele yaptılar. Ama asıl komünistleri yönlendiren masonlardır. Yani komünistlerin devleti yönlendiren de masonlardır. Şimdi ben açıklamanızdan anlıyorum. Yani bir komple var diyorsunuz da ben burada şunu tespit etmek için. Yani sizin bu mücadelenizi belli bir şablona oturtmak istiyorum. Yani izleyicilerinin bunu tam kavraması için. Bir Türk devletine karşı yapılacak bir eksiklik, bir İhmal gördünüz de mi siz bu uyarıcılık görevini yapmaya kalktınız? Türk devletini Türk milleti oluşturuyor. Türk milleti eğer imanlı güçlü bir yapı içerisinde olmazsa, Türkistan birliğini savunur bir yapı içerisinde olmazsa, vatanın birliğinin bütünlüğünü savunacak bir durumda olmazsa devletin yapacağı bir şey olmaz bu konumda. Onun için sivil olarak fertlerin vatanın birliğini bütünlüğünü savunması, üniter yapıyı savunması, devletten yana, ordudan yana tavır koyması çok önemlidir. Şimdi yani sonuçta bir hizmet eksikliğinden dolayı bu sivil toplum kuruluşu gibi çıktı diye söylüyorsunuz. Peki sizin
BAV davasında şahsi fikirlerinizin yeri nedir? Yani BAV sonuçta bir tüzel kişilik, bir kurum, bir vakıf. Yani burada bu vakfın içindeki fikirlerinizin yeri nedir? Çünkü BAV'ı oturtacağım bir şablona. Bilim Açma Vakfı maneviyatçı, mukaddesatçı yapısı olan bir vakıf. Anti-Darwinist'tir, materyalizme karşıdır, anti-komünist'tir, anti-masoniktir, üniter devleti savunur, Türkiye'nin büyük devlet olmasını savunur, büyük Türkiye'cidir. Bütün bunlara karşı olan fikirlere karşı da ilmi, akılcı mücadele yapar. Ama burada mesela BAV davasında biz gördük ki, özellikle ben sizin bu mahkeme kararlarını izlerken, sizin çevrenizdeki arkadaşlarınıza karşı da bir hareket yapılmış. Yani bir anlamda öyle bir hazırlık yapılmış ki çevrenizdekilerin sindirilmesi istedilmiş. Hatta ben BAV davası ile ilgili sizin kitaplarınıza baktığım zaman Ceyda Ertüz'ün hanımefendinin bir takım mağduriyetlerini gördüm. Yani polis evine gitmiş, aramış etmiş. Çünkü ben kendilerinin eşini tanıyorum. Ben Ereğli'de Demirçekli'de çalışırken benim yönetim kurulu başkanımdı Tevfik Ertüz'ün. Allah rahmet eylesin. Yani burada sizin çevrenize de bu tip hareketlerde bulunurken, mağduriyetler yapılırken, birinci adım olarak BAV'ı ve Adnan Oktar'ı yalnız bırakılmak mı hedeflenmiştir? Tabii ki çok önemli o. Yani önce benim çevremin yok edilmesi, ekonomik yönden çökertmek. Yani benim arkadaşlarım ekonomik gücünü yok etmeyi hedeflediler. Zaten bunu açık açık söylüyorlardı. Yani ekonomik yönden çökertirsek bunlar zaten çökerler diyorlardı. Açık açık belirtiyordu yani bunu söyleyen kişiler ortada. Mesela siz yargılama aşamasında bütün bunları dilekçelerle avukatlarınız olsun, siz olsun hep anlatmışsınız. Ama mahkemeler hep bunları reddetmiş. Doğru. Yani bu komplonun içinde mahkemelerin olduğunu da söyleyebilir miyiz? Çünkü savunmanızı hep yok saymışlar sizin. Ama her ülkede mahkemeler yine de adil kararlar aldı. Yani şu ana kadar hep makul ve doğru kararlar aldılar. Yani bir anormal tavır mahkemelerde görmedim. İlk başta hatta benim tutuklamam için hakim karşısına getirildiğinde ne diyorsun dedi hakim suçlamalara, iddialara. Ben dedim neler olduğunu öğrenebilir miyim dedim. Siz söyleyebilir misin dedim. Haklısın dedi. Yani burada mesela sizinle ilgili yargılama aşamasında savcı iddianame hazırlarken çok çeşitli yerlere fikirlerinizi irdele etmek için yazılar göndermiş. Siz de bunlara karşı cevap olarak BAV'ın ve şahsi fikirlerinizin aslında düzene ve sisteme aykırı olmadığı, İslam dışı olmadığı yolunda açıklamalarda bulmuşsunuz. Hatta evet. İlahiyatçılar bile bu konuda görüşler beyan etmiş. Evet. Yani bunları mahkemelere tek tek sundunuz mu o yargılama aşamasında? Tabii ki. Yani burada asıl söylenen şuydu. Bunların fikir sistemi anormaldir. Düşünceleri anormaldir, dine bakışları anormaldir, her şey anormaldir. Biz de her şeyin doğru olduğunu gösterdik. Ehl-i sünnet inancında olduğumuzu, Müslümanlığı doğru yorumladığımızı, anti-darwinist olduğumuzu, devleti sevdiğimizi, orduyu sevdiğimizi, koruyup kolladığımızı, üniter devleti savunduğumuzu, bunları resmi belgelerle ispat etmek durumunda kaldık. Şimdi sevgili izleyiciler, elimde Bilim Araştırma Vakfı davası ile ilgili yaklaşık 700 sayfalık bir kitap var. Ben bu konu için bu kitabı da çok inceledim. Yani sizin bu kitapta savunmalarınızda zaten BAV'ın Atatürkçü, milliyetçi, laik sistemden, düzenden yana olan bir açıklamalarınız var. Daha ilk celsede sizler DGM başsavcılığı şüphe üzerine tutulan tüm sanıkların tahliye edilmelerini istemiş. Bu görüş ve tahliye talepleri savcılıklarla reddedilmiş. İşte mahkeme heyetleri reddetmiş. Hatta bunlar 6 kere yapılmış. Ama aradan belli bir süre geçtikten sonra, bir sene sonra, 9 ay sonra ilk iddialarınız, ilk taleplerinizin ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor. Yani bu geçen süre zarfında özellikle bu BAV'ın çözülmesine yönelik bir oluşum mu düşünüldü? İlk bunu planlayanlar tabii yani psikolojik savaş amacıyla bunu yaptılar. Mahkemeleri bunda kullanmaya kalktılar. Mahkemelere çok büyük baskı yapıldı. Mahkemelere baskı yapıldığını söyleyen resmi çevreler artık Adalet Bakanı bile, Sayın Türk bile açık açık evet. Söylemişti. O dönemde hatta ben inceledim sizin dosyalarınızı. Organize Suçlar Müdürü Adil Serdar Saçan yapmış. Evet. Siz o aşamalarda yüz yüze konuştunuz mu onunla? Tabii benim sorgulamamda Adil Serdar Saçan vardı. Şimdi ne yapıyor Adil Serdar Saçan? Şu an görevinden atıldı hatırladığım kadarıyla. Meslekten atıldı. Evet. Yine sevgili izleyiciler, BAV davası ile ilgili bu savunmaların yapıldığı kitapçıkta çok enteresan bilgiler de var. Yani aslında bir anlamda organize bir suç örgütü gibi, ilk defa bu kanun da galiba size uygulanmış.
Burada mesela Bab camiasındaki iddiaların ortaya atanların cevaplamaları gereken sorular şunlardır diye bir açıklamanız varsın. İsterseniz bir okuyayım onu. Hangi çıkar amaçlı suç örgütü kendisine yaratılış gerçeğini topluma anlatmak gibi bir misyon belirler ve bunun için Türkiye'nin en uzak şehirlerine kadar girip kendi imkanlarıyla bilimsel konferanslar yapar? Hangi suç şebekesi böyle bir entelektüel seviyeye, ideale, özveriye, hizmet duygusuna sahip olur? Hangi çıkar amaçlı örgüt il il, ilçe ilçe dolaşarak halka ücretsiz kitabı iletmiştir? Yani siz aslında bir anlamda bütün savunmayı da burada yapmışsınız. Ama buna rağmen o yargılama aşamasında ben bu iddiaların hiç dikkate almadığını görüyorum. Benim yaptığımda mahkeme aşamasında da bir takım komploları ortaya koyulmuş. Özellikle geçen röportajlarımızda bahsetmiştik. Yani emniyette yemeğinize işte kokain karıştırılması. Evet. Mesela onunla ilgili de çok tabii kamuoyu bütün röportajları izlemediği için bilmeyebilir ama ben biraz bildiğim için söylüyorum. Özellikle bunu sizin ağzınızdan da öğrenmek istiyorum. Yani yemeğinize verildikten sonra siz daha sonra bilirkişilere, özellikle yurt dışındaki bilirkişilere de bunun kanınızda çıkan 0.65 miligram herhalde. Yani bu kadar kısa sürede çıkabilmesi için bunun hemen çok yakın zamanda alınması lazım. Yani bunları siz o aşamada nasıl bertaraf etmek için bir çalışma yaptınız? Ben önce sadece ifademle konuyu anlatabildim. Savcıyı inandıramadım. Ama hakime gidince hakim ifademin çok samimi olduğunu söyledi. Polislerin tavrından şüphelendi. Kalabalık olmalarından şüphelendi. Çünkü aramaya 20 polise gelmişlerdi. Bunu çok şüpheli buldu. Girer girmez bulmalarını şüpheli buldu. Yani girdikten birkaç dakika sonra buldular çünkü. Yani eline okumuş. Orada anlatıyorsunuz da. Kitapların arasında hemen bulmuş kütüphanede falan diye. Oradan şüphelendi. Biz sonradan bunu anladık. Yani kokainin miktarının yüksekliğinden şüphelenerek olaya yaklaştık. 5 mikrogram bölü mililitre. Çok yüksek bir doz. Yani 72 saat gözaltında kalan bir kişi de bunun olması mümkün değil. Normalde 24 saatte kokain kandan atılıyor. Bunun 72 saat içerisinde çok yüksek dozda kalması emniyette verildiğini gösteriyor. Hatta siz bu konuda Bakırköy Akıl Hastanesi Sağlığı Vakfı'ndan da raporlarınız var. Yani işte kanında kokain bulunmamıştır diye. Herhalde bu da bir tecrübe oldu. Daha sonraki bir tutuklanmanızda da girer girmez saç testi yaptırmışsınız. Yani o da enteresan. Evet. Yine Bav davasında sizin anlattıklarınız içinde işte bir takım mücadelelerin çok net olduğu anlatılıyor. Yani orada özellikle siz Bav'ın tüm konferanslarında evrim teorisini bilimsel açmazların yanında teorinin komünist ideoloji temeli olduğu, bu ideolojinin bölücüleri desteklediği, ülkemizin üniter yapısına karşı önemli bir tehdit olduğunu da belirtiyorsunuz. Özellikle Bav'ın bu konuya ülkemizin üniter yapısını korumak, bölücülü ve komünist ideolojiye fikirlerle cevap vermek için bir hizmet yaptığını anlatıyoruz. Evet. Şimdi insanın aklına şu geliyor. Yani devlet dediğimiz organ istihbaratıyla, araştırmalarıyla, incelemeyle sizin amaçlarınızın düzgün mü ya da bu ülkeye zarar verip vermediğini anlayabilir. Şimdi siz de diyorsunuz ki bütün açıklamalarınızda, konuşmalarınızda bize bir komplo yapıldı. Şimdi ben gazete olarak merak ediyorum. Yani bu kadar ciddi araştırma yapan bir oluşumun içindeki kişi olarak siz size komplo kuranları tespit edip onları suç duyurusunda bulunmadınız mı? Yani bakanlara, emniyet müdürlüğüne dilekçeler yazmadınız mı? Bir takım dilekçeleriniz var burada. Mesela Tantan İçişleri Bakanlığı görevinden o dönemde almışlardı. Yaptıklarını beğenmedikleri için, tavrını beğenmedikleri için görevden aldılar. Sonra da biliyorsunuz yani şu an adeta unutuldu. Arkasından İstanbul Emniyet Müdürü görevinden alınmıştı. Arkasından Adil Serdar Saçan görevden alındı biliyorsunuz. Yardımcısı görevinden alındı. Yani devlet bunun farkındaydı, farkına vardı yani. Gereken tedbiri de aldı. Ama şimdi bir komplo var. Yani bu komplonun içinde bu kişiler de olabilir mi? İsmini saydığım kişiler evet. Mi? Komplocular bu kişileri etki etmiş olabilir benim kanaatim. Enteresan. Ben mesela sizinle ilgili araştırmaları yaparken özellikle sizin üzerinize gelme zamanlaması açısından ne zaman ne söylemişsiniz? Hangi faaliyetlerde yoğunlaşmışsınız? Özellikle o dönemlerde sizin üzerinize çok gelinmiş. Yani siz ne zaman Darwinizm ve evrim teorisini çökertmeye başlamışsınız? Masonik gruplarla ilgili bir takım açıklamalar yapmaya başlamışsınız. Sizin üzerinize gelme olmuş. Yani burada bir tesadüf olmadığını siz kendi ağzınızdan söyleyebiliyor musunuz? Pek tabii ki yani zamanlar Yahudilik Masonluk kitabını yaptığımda
hemen bu olayın olması, o tutuklamanın ve tımarhane olayının olması. İkinci olayda yine kitabım çıktığında yine tutuklama olması, kokain olayının olması. Yine global masonluk kitabını çıkartmaya başlamak için gayret ettiğim, hazırlandığım dönemde belgelere el konması, belgelerin emniyette kaybolması, evrakların kaybolması, kitabın kaybolması. Bunların hepsi tabii beni şüphelendiriyor. Peki sevgili izleyiciler, aslında bu konuya daha iyi anlaşılması için Bavın'ı ve Adnan Oktar'ın bu oluşumun içindeki yerini belirlemek için özellikle bu soruyu sordum. Bunu da pekiştirmek için yine Sayın Oktar'ın savunma kitabında 1989 yılında Dünya Büyük Mason Kurultayı'nda alınan kararları açıklıyorsunuz. Evet. Şimdi ben de bir gazeteciyim. Çok da meslektaşlarım var. Yani ben bu tip bir belgelere ulaşmakta zorlanıyorum. Siz önce bu belgelere nasıl ulaştınız? Bir de bu o dönem içindeki dünyadaki masonik hareketlerin bir özetini almak istiyorum sizden. Çünkü bu sorulara vereceğiniz cevaplarla ben o BAV'ın o andaki durumunu, komplo yapılış sebeplerini, dünyanın ve uluslararası güçlerin size bakış açısını tespit edip sizin konumunuzu, hangi şablona oturacağınızı belirlemek istiyorum. O dönemde bu belgeleri nereden aldığınızda başlayalım isterseniz. Masonların hepsi masonluğa sadık olmuyor. Ya bir kısmı masonluğu hakikaten merak ettiği için giriyor. Bir kısmı dindar olduğu halde giriyor. Bir kısmı da paraya ihtiyacı olduğun için giriyor. Paraya ihtiyacı olanlar da genellikle bu tip belgeleri çok rahat para karşılığı verebiliyorlar. Yani onların içinde de var diyorsunuz. Tabii. İsterseniz tabii bu belgeyi elde etmekten çok o dönemin siyasi konjonktürünü belirlemek için onların neler söylediğine bakmak lazım. Yine sevgili izleyiciler, elimizdeki kitapta Sayın Adnan Oktar'ın bulduğu masonlukla ilgili kararları içeren kararlarda dünya masonluğunun Türkiye hakkında aldıkları kararlar ülkemizde büyük bir titizlikle uygulanır. Yine 1989 yılında Avusturya'da toplanmış olan Dünya Büyük Mason Kurultayı'nda Türkiye hakkında son derece önemli kararlar alınmış. Türkiye'nin ilerideki 10 yıl boyunca uygulanacak politikaları belirleyen kararlar ve ülkemiz üzerinde siyonizm planları açık bir şekilde ortaya koymuştur. Yani sizi bunlar bir anlamda tetiklemiş mi oluyor? Yani siz bu mücadelenizde, yani devletin istihbaratı, çeşitli kuruluşlar bütün bunların üzerine gitmezken siz Amerika Birleşik Devletleri'nde Henry Ford'a bile 35 defa özür dileten bir gücün üzerine ne cesaretliydiniz? Devletler zaten böyle güçlerine pek mücadele edemezler, etmezler. Mesela Darwinizmle devlet mücadele etmez. Bu ancak sivil kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının yapabileceği bir şeydir. Masonlukla da devlet mücadele edemez genellikle. Çünkü legal kuruluşlar olarak bilinirler. Ancak bundan sivil toplum kuruluşları ilmi, bilimsel zeminde mücadele edebilirler. Onun için bu görevi tabii bizler de rühte ediyoruz. Evet, bunu bu soruyu özellikle sordum. Çünkü BAV'ın ve Adnan Oktar'ın BAV içindeki fikri mücadelesinin yerini tespit etmek amacıyla koyduk. Yani sonuçta bir sivil toplum kuruluşu ülkesi için, milleti için bir mücadele etmek ihtiyacını hissediyor. Yine bu kitapta çok enteresan bilgiler var. Masonlara ait şekiller, resmi makamlara yazdığınız dilekçeler, raporlar adlı. Yani bir anlamda feryat etmişsiniz, figan etmişsiniz. Yani işkenceler görmüşsünüz, emniyetteki sorgulamalarda bir takım hoş olmayan, insan onuruna yakışmayan davranışlar size sergilenmiş. Yani küsmediniz mi devlete? Devlete küsülmez. Ama bu kişilerle ilgili de suç duyurularında bulunmuşsunuz. Tabii ki. Ferde küsülür, devlete küsülmez. Sevgili izleyiciler, tabii bu dava ve bu röportaj hemen hemen sonuç aşamasında aynı zamanlara geldi. Sanıyorum BAV davası bitti. Siz bu konuda aklandınız. Şimdi biz gazetecilere düşen görev de, tabii biz Adnan Oktar ve BAV'ı medyanın bize anlattığı gibi, sokaktaki vatandaşın bilmeyenlerin algıladığı gibi görüyorlardı. Her tarafa ulaşması için bu davanın ayrıntıları için çalışma yapıyor musunuz? Şu an elinizdeki kitap o amaçla yapılmış bir kitap, hazırlanmış bir kitap. İlgili resmi kuruluşlara da ulaştırıldı. O da o tarz bir eser. Çok detaylı olarak, ilmi, bilimsel olarak hukuk tekniğinin konuları açıklayan bir eser. Şimdi ben bu kitabı arkadaşlardan istedim. Yaklaşık bir haftadan bu yana içindeki her satırı, her cümleyi, her dilekçeyi
Gerçekten çok ince. Şimdi tabii ben de bir gazeteci olarak özellikle her şeye şüpheli yaklaşmak durumundayım. Bunu izleyicilerimiz adına, okuyucularımız adına. Yani benim bu davalara baktıktan sonra içime gerçekten bir üzüntü düştü. Yani bir insan olarak bu üzüntüyü yaşadım. Ama siz diyorsunuz ki ben kimseye kırgın değilim, üzgün değilim. Devlete de küsmüyorum diyorsun. Özellikle tabii üniter yapıyı korumakla ilgili yaptığınız bu mücadeleyi de görüyoruz. Bu arada devletimize karşı da hiçbir art niyet çalışmalarınız olmamış. Ben aslında kamuoyunun bunları bilmediğini zannediyorum. Özellikle meslektaşlarımız da bunlara gündeme getirmiyor. Şimdi dava bitti. Sizin mağdur olmuş bir kişi olarak basından, medyadan bir isteğiniz haklı olarak doğdu. Ne söylersiniz bu konuda? Basına, medyaya da aslında küskün değilim. Herkes görevini yaparken kaderde olan görevi yerine getirir. Hiç kimse kaderin dışına çıkamaz. Onların her yaptığında hayır oldu. Beni daha çok kamuoyunun önüne getirdiler. Daha etkili olmamı sağladılar. Daha canlanmamı sağladılar. Daha bu bana heyecan, şevk verdi onların bana karşı tavırları, mücadeleleri. Yani ben üstüne gelindikçe parlayan, hareketlenen bir gücüm. Yani bir kor ateşi gibiyim. Yani benim üzerime rüzgar geldikçe daha şiddetlenirim, daha güçlenirim. Yani sevgili izleyiciler, bu kitaplardan, bu açıklamalardan, özellikle ben bir de yaratılış atlası ile ilgili bir şey var. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü bu konunun iyi anlaşılabilmesi için baba ve sizin üzerine neler gittiğinizi, neden gidildiğini anlaşılması için yapılanları değerlendirmek gerektiğini anladım. Elimde sizlerin Harun Yahya'yla yayınladığı yaratılış atlası var. Geçen röportajlarımda bu konuya değindim ama ben bu röportajda özellikle tabii tekrar vurgulamak istiyorum. Sizi siyasi bir şablona oturtmak için soruyorum. Bu yaratılış atlasını yayınladıktan sonra sizi özellikle Batılılar hangi konumda görmeye başladı? Anti-Darwinizmi savunan bir kişi olarak şu an dünyada en etkili kişi olarak beni görüyorlar. Amerika'daki yaratılışçılardan çok daha güçlü olduğumuza inanıyorlar. Kitabın çok etkili olduğuna inanıyorlar. Kullandıkları kelimeler zaten hep dehşet ifade eden kelimeler. Yani hep mağlubiyet ifade eden, böyle dağılma, ezilme ifade eden kelimeler gerçekten çok etkili oldu. Bu kitabı okuyup da Darwinizmi savunabilecek bir insan düşünemiyor. Hatta Türkiye'deki bir profesörün açıklamaları olmuş. Ben işte 6 tane profesöre de parasal yönden destek verdim. Ama yenildik, kaybettik. Ya yok, çok açık söylüyor. Yani şu an diyor bunu savunacak, Darwinizmi anlatacak adam bulamıyorum diyor Türkiye'de. Yani bir konferans yapmak istedim, çağırdım milleti, gelmiyorlar. Kimse gelmedi. O zaman şimdi bunu bu tabii tespitleri yaparken Darwinizm konusu çok önemli olduğu için aldım. Sorularımı sorduğum zaman izleyicilerimiz işte Bav davası, Darwinizm gibi konuları birleştirip sizi bir şablona oturtacaklar. Bu şablonu da sonunda röportajda ne çıkarttığımızı ben izleyicime söyleyeceğim. Siz PKK ve komünist terörü de yaptığınız eserlerde köklü çözüm raporları sunuyorsunuz. Mesela ben araştırma yapmadan önce hep büyük medyadan bildiğimiz kadarıyla çeşitli profesörlerin bu konuda incelemeler yapıyor. Sizin PKK terörü ve komünist terörü köklü çözüm yapınız var. Hatta geçen toplantımızda şöyle de bir soru sormuştum ben size. PKK'nın ve Demokratik Toplum Partisi'nin benzer açıklamaları var. Türkiye'de Kürt sorunun çözülmesi için biri İstanbul'da, biri Diyarbakır'da olmak üzere iki merkeze ihtiyacı var demişti bu terörist Öcalan'ın fikirdaşları. Demokratik Cumhuriyet'in böyle sağlanabileceğini. Siz bunları Türk devleti daha tehlike görmeden önce raporlar sunmuşsun, açıklamalar sunmuşsun. Siz bu öngörülerinizde hep haklı çıktınız mı? 20 yıl önce söylemiştim. 25 yıl önce söylemiştim ben bu konuları. Aynısı çıktı. Bir de bunu da şunun için sordum. Biraz sonra tabii Türkistan Birliği konusuna gireceğim. Evet. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan'ın da bir açıklaması vardı. Türk Birliği'nin parlamentosu kurulmalı diye. Sevgili izleyiciler, bu röportajda çok çok ayrıntılı konulara gireceğiz. Tespitleri yapacağım diye söylemiştim. Şimdi bir anlamda şu andaki mevcut AKP iktidarı da sizin bu açılımlarınızla ilgili benzer söylemlerde bulunuyor. Fikirleri onlara ulaşması söz konusu mu? Bence fikirlerim her yere etkisini gösterdi. Yani hem hükümette etkisini gösterdi, hem yurt dışında etkisini gösteriyor, hem İslam aleminde etkisini gösteriyor, her yerde etkisini gösteriyor. Evet sevgili izleyiciler, geçen toplantımızda özellikle askerlerle ilgili şeyler söylemiştiniz. Ben bu konuda kısa da olsa sorular sormuştum.
Ama bu sorularımız için de bana işte asker konularında da biraz sistemler gelmişti, anlatmıştım. Sizin askerlerle ilgili de kitaplarınız var. Atatürk'ü anlatan bir takım kitaplarınız oldu. Atatürk'ün siz Türk toplumu tarafından nasıl algılandınız? Mesela bir takım Atatürk'le ilgili söylemlerde bulunan Atatürk fikirlerini benimsemeyenler var. Yani Atatürk'ü dinsiz, imansız bir konuma sokuyorlar. Siz burada sosyal yönden bir kanaat önderi konumunuza gelmiş bir kişi olarak Atatürk'ün gerçek anlamda nasıl anlatılması gerektiğini söylüyorsunuz. Atatürk'ün dinsiz olarak gösterilmesi komünistlerin bir propagandasıdır. Atatürk anti-komünisttir. Komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir sözü komünistleri çileden çıkartmıştır. Ona karşı Atatürk'ü yıpratmak için Atatürk'ün hakkında uydurma izahlar ortaya çıkartmışlardır. Atatürk tam gerçek Türk milliyetçisi, gerçek dindar ve Osmanlı efendisidir. Osmanlı Bey efendisidir. Gerçek bir Türk evladıdır. Son derece aklı başında, isabetli görüşler olan bir insandır. Yani o zamanki bütün uygulamalarında bir hayır ve hikmet vardır. Bunu da şunun için sordum. Çünkü siz Atatürk'ün askeri kıyafetleriyle ilgili bir takım kitaplar yayınladınız. Tabii yine şüpheci bir yaklaşımla işte darbelere ve ihtilallere de pek hoş bakmadığınızı geçen röportajı söylemiştiniz. Yani acaba burada böyle bu kitaplarınızın, bu fikirlerin arasında yani askere işte ben de size sıcak bakıyorum diye bir mesaj verdiğiniz iddiaları var. Asker olmadan Türk-İslam Birliği olmaz. Büyük Türkiye olmaz. Asker olmadan Türkiye'de komünist tehlike önlenemez. Yani askerin çekildiği an Türkiye'de komünistler Türkiye'yi yerle bir edebilirler. Yani çok rahat bölünmeye gidebilir Türkiye. Her türlü fitne çıkabilir, kargaşa çıkabilir. Türk-İslam Birliği'nin bel kemiğini Türk ordusu oluşturuyor. Benim kendi görüşüm bu. O yüzden ben bu konuda ordunun her yönüyle desteklenmesi taraftarıyım. Yani Türkiye'deki modern düşüncenin muhafazasında da Türk ordusunun görevi çok büyüktür. Ama, çok açık. Ama bir demokratik bir parlamentomuz var. Yani askerin görevi iç ve dış tehlikelere karşı korumak olarak değil mi? Parlamentonun görevi ayrıdır, ordunun görevi ayrıdır. Yani bir komünist ayaklanmaya karşı parlamento bir şey yapamaz. Ordunun askeri gücü, istihbarat gücüne ihtiyaç vardır. Yine geçen röportajımızda ben size özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı Büyük Ortadoğu Projesi'yle ilgili sorular sormuştum. Sizin bu konuda tabii enteresan açıklamanız oldu. Ben Büyük Ortadoğu Projesi ve Avrupa Birliği'ne girişimizle ilgili sizin bir takım fikirleriniz olduğunu biliyorum. Eserlerinizden de okudum ama izleyicinin bunu alması için tekrar soruyorum. Siz Büyük Ortadoğu Projesi'nin amacını ve Avrupa Birliği'ne kesin girmeye karşı olduğumuz yolunda beyanlarınız var. Bu konulardaki Avrupa Birliği'ne girmeyelim. Çünkü çok ciddi anlamda bir geçen televizyondaki başka bir arkadaşımıza yaptığınız röportajda bunları söylemişsiniz. Ben geçmişte Avrupa Birliği'ne girmeyi uygun bakıyordum ama onların tamamen Müslümanla İslam'a karşı olan davranıştan dolayı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşıyım dedi. Bu söylem Türkiye'deki mevcut devletin söyleminin dışında. Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük Osmanlı Projesi'ne çevrilmesi gereken bir projedir. Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne girecekse, Büyük Osmanlı Projesi içerisinde girmesi gerekir. Yani bütün İslam aleminin ve Türklük aleminin lideri olarak girmesi gerekir. Bunun dışında böyle Avrupa Birliği'nin söylediği tarzda bölünmüş, küçültülmüş, gücü kırılmış, milli yapısı, manevi yapısı bozulmuş bir Türkiye olarak girecekse Türkiye hiç girmesin. Daha iyi, çünkü Türkiye diye bir şey kalmamış oluyor o zaman. Yani Türk Birliği değil, Türk-İslam Birliği ile birleştirerek mi girmesi? Evet, yani evet, lider evet. Pozisyonumuza geldikten sonra mı evet, Avrupa Birliği'ne girmesi? Evet. Peki şimdi yani bu söylemlerinizi siyaset bilimcileri dinlediği zaman şu soruyu soracaklardır. Yani dünyada bir Birleşmiş Milletler örgütü var. Amerika Birleşik Devletleri'nin hakim olduğu örgüt var. Çeşitli ekonomik topluluklar var. Yani böyle bir şey onlar müsaade ederler. Bu görüş biraz ütopik olmuyor mu? Onların son derece lehine bu. Bu tarz bir birlikte bir kere İsrail bölgede çok rahat eder. Filistin son derece rahat eder. Ermenistan rahat eder. Ekonomi adeta şahlanır. Medeniyet şahlanır. Bütün bölge istikrara kavuşur. Afrika rahatlar.
Ya bu kargaşa, bu zulüm, bu acı tamamen ortadan kalkar. Ama yani bir anlamda sınırların değişmesi söz konusu olacak. Yani geçen röportajda bahsettik. Mesela bir Suudi Arabistan devleti haç kotası koyuyor. Peygamber Efendimiz'in annesinin mezarını kaldırabiliyor. Kendi babasının mezarını dozerlerle gömecek hale gelebiliyor. Yani bu kadar katı olan devletlere karşı bir Türklük ve İslam birliği oluşumu olabilir mi? Bu Suudi Arabistan da lehine. Şu anki Suudi hükümeti son derece huzursuz yaşıyor. Yani sürekli ölüm korkusu, darbe korkusu içerisinde yaşıyorlar. Nefes alamıyorlar. Yani dış dünyaya kapalılar. Böyle bir şeyde onlar da çok rahat ederler. Afrika'daki Müslüman ülkelerinde bu birliğin içine alıyorsunuz. Tabii ki. Ama yani oralarda şimdi bir refleks oluşacaktır. Yani Osmanlı gibi Türkiye'de bunlar kabul edecek mi? Yani bu biraz ütopik, uzun vadeli bir düşünce mi? Olabilir mi? Bütün mesele şefkat ve merhamet sunulacağını, onlara iyilik ve güzellik sunulacağını onlara samimi olarak anlatmakta. Yani bir çıkar sağlanmayacak, onlara çıkar sunulacak böyle bir olayda. Yani bu konuyu şunun için açarak soruyorum. Biz hem sevgiden hem birlikten bahsediyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki Filistin'dekiler intihar eylemlisi. Bir bakıyorsunuz Irak'ta Şiiler, Sünniler intihar eylemi yapıyor. Bir bakıyorsunuz Pakistan'da. Yani hep İslam içinde, İslam'la olan insanların bir takım şeyler. Yani bu kadar zor şartlarda bu birliğin gerçekleşebilmesi çok inandırıcı gelmiyor bana. İşte bu anlattıklarınız merkezi otoritenin ne kadar gerekli olduğunu gösteren durum. Yani merkezi otorite bunu kökten halleder ve derhal sonuna erdirir. İslam ve terör kelimeleri yan yana geliyor. İslam'da terörün tanımı var mı? Bunu özellikle sizin ağzınızdan ben dinlemek istiyorum. İslam'la terör yan yana kesin gelemez. Çok açıktır. Kur'an'da uygulama çok açıktır. Peygamberimizin hayatı çok açıktır. Daima savunma savaşları olmuştur. Daima affetme üzerinedir. Daima adalet üzerinedir Kur'an'ın hükmü. Yani bununla ilgili ayetler falan da vardır herhalde. Tabii çok açık. Ben bu konudan laiklik konusuna geçmek istiyorum. Ülkemizde ve dünyada laik, antilaik anlayışı var. Siz dünyadaki laiklik tanımını, özellikle bu son yaratılış atlası, siz Fransa'da çok büyük tepki çektiniz. Çünkü Fransa laikliğin fikir olarak çıktığı bir ülke. Siz dünyadaki ve Türkiye'deki laiklik kavramını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunu böyle herkes yuvarlak yuvarlak anlatıyor. Ben özellikle sizin ağzınızdan kesin çizgilerle, yani laiklikten siz ve arkadaşlarınız ne anlıyor? Laiklik, dindarların dini inançlarını çok rahat yaşamaları, buna devletin müdahale etmemesi, dinsizlerin, ateistlerin veyahut diğer düşüncede olan kişilerin de kendi inançlarını kendi içinde kimseye zarar vermeden rahatça yaşamaları. Yani hiçbir fikre, hiçbir şekilde baskı yapılmaması, Hristiyanların, Musevilerin de çok rahat kendi inançlarını yaşamaları ve baskı yapılmaması. Sizin kitaplarınızda özellikle sevgiden, barıştan, hoşgörüden çok bahsediyorsunuz. Ben o kitapları incelerken, tabii bu görüşlerinizi de öğrendim. İzleyicimize de siz anlattınız. Ama siz bu kitaplarınız içinde Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hoca Ahmet Yesevi'lerin, Hacı Bektaş'ların yetiştiği Anadolu coğrafyasındaki insanların da bir takım görüşlerini anlatıyor musunuz? Tabii ki. Benim zaten anlattığım konularda daha önce de bunu anlatmıştım. Anadolu insanının Kur'an'ı yorumlaması, Kur'an ahlakını yorumlaması çok mükemmeldir. Yani Anadolu'daki ahlak dünya için en ideal ahlak sistemidir. Misafirperverlik, şefkat, merhamet, insancılık, nezaket, efendilik Anadolu'da son derece mükemmeldir. Yani biz önümüzdeki 10 yıllarda bu ve benzeri fikirlerin sizin tarafınızdan da açıklanacağını söyleyebilir miyiz biraz daha? Tabii ki. Önümüzdeki yıl Türk İslam Birliği çağının yılıdır. Önümüzdeki yıllar. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, sohbet geliştikçe tabii belli bir sırada gidiyorum ben. Masonik olaylardan, Bav davasından, Türk İslam Birliği'nden, PKK'dan, komünizmden bahsettik. İsterseniz bir ara verelim. Aradan sonra tekrar ben yine devam edeceğim. Sevgili izleyiciler, sohbetimizi yine devam ediyoruz. Sayın Adnan Oktar, çeşitli makalelerinde radikalizme dikkat çekmişsiniz. Türkiye'de radikal bir tehlike var mı? Radikal İslam'ın tehlikeli olduğu yolda uyarılarda buluyoruz. Biz radikal tehlikeden ne anlamalıyız? Radikal tehlikeden anlamamız gereken akılcı olmayan her şey radikal tehlikedir. Yani makul olan, mantıklı olan, merhamete, şefkate, sevgiye dayalı olmayan her şey anormaldir.
Türkiye'de de insan gerçekten sağduyulu ve makuldür. Ama sağduyulu ve makul olmayan bir kitle çıkıyor. Bunlar da bu tip anormal hareketler yapabiliyorlar. Siz başkan olduğunuz kuruluşlarda özellikle eğitime, gençlerin dini ve Allah'ın varlığını bilmesinin bir anlamda imani inançların kuvvetlenmesine yönelik öğretiler ve çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle siz cezaevi çıkıştan sonra bu hizmetiniz kitap yazmak, üretmek şeklinde yoğunlaştı. Bu kitap ve yayın yoluyla çalışmanızı cezaevinde mi karar verdiniz? Ben Yahudilik Masonluk kitabını evet cezaevindeyken geliştirmiştim. Bu son girdiğimde de 3 kitap yazmıştım. Cezaevinde. Yani biliyorsunuz genellikle cezaevleri taş medrese, Yusufiye medresesi evet. gibi değerlendiriyor. Yani siz de söyleyebilir misiniz? Bizi de cezaevi tefekkür boyutunda olgunlaştırdı. Tabii ki ben her zaman ne zaman cezaevine gitsem daha dinç, daha sağlıklı olmuşumdur. Daha bakış açım keskinleşmiştir, daha azmim artmıştır. Bana her seferinde yaramıştır cezaevi. Ya dış dünyadan kopartmak iyi geliyor o zaman. Bilmiyorum gerçekten her seferinde faydası oldu bana. Şimdi tabii enteresan bir yaklaşım. Tabii inşallah yine girmezsiniz. Böyle bir şey olmaz. Yani insanların özgürlüğünün kısıtlanması evet. çok zor bir olay. Ben yine sizinle ilgili herkesin sorduğu sorular var ama ben özellikle bu konuları biraz sizden daha açık, net, geniş anlatmanızı istiyorum. Siyasi açıklamalarda bulundunuz, kitaplar yazdınız, Türkiye'deki yapması gerekenlere Türk İslam Birliği'nden anlattınız. Size göre İslami tebliğ nasıl olmalı? Şefkat, merhamet, sevgi ve sevdirme zemininde akılcı, bilimsel, mantıklı ve tutarlı bir üslupta olması gerekir. Baskı olmaması lazım. Baskıdan kaçınılması gerekir. Ama geçmiş dönemlerde tebliğ insanlarla yüz yüze sohbet şeklinde oluyordu. Ama günümüzde tebliğ çok farklı boyutlara geldi. Sizler de işte yayın yolu yapıyorsunuz, televizyon yolunu yapıyorsunuz. Burada tabii bunları yaparken sizle ilgili iddialar gündeme geliyor. Her seferinde temcit pilavı gibi. Yani siz Mehdi misiniz diye soruyor. Yani Mehdi konusu siz olduğunuz müddetçe, Adnan Oktar var olduğunuz müddetçe bitmeyecek gibi görülüyor. Çağımızda şu anda tebliğ farklı boyutta yapılıyor. Çağımızdaki bu alışık olmadık tebliği ayrı bir metot olarak mı değerlendirmek lazım? Bu Allah'ın bir lütfu tabii. İnternetin olması, özellikle CD yoluyla tebliğ yapılabilmesi, milyarlarca insana ulaşabilmeyi sağlıyor. Çok büyük bir olay tabii bu. Ama siz mesela bir taraftan İslam'a davet, diğer tarafta Türk İslam Birliği kurulması, öte yandan Darwinizm mücadelesi, bu fikirleri savunan bir kişi olarak bir anlamda çok yönlü tebliğ yapıyorsunuz. Yani bu kadar çok çeşitlilik karşımızdakini ne yönde etkileyecek? Türk İslam Birliği zaten İslam'ın bir gereğidir. Yani birliktelik, beraberlik, şefkat, merhamet ortamı, bereket, bolluk ortamı, modernlik, insanlara huzur sunmak, insanlara medeniyet sunmak, barış içinde yaşamaları, kardeşlik içinde yaşamaları çok hayatidir. Ben mesela dışarıya çıkıyorum bazen. İnsanlar hep birbirlerinden gözlerini kaçırıyorlar. Yani herkes birbirinden gözlerini kaçırıyor. Herkes birbirinden tedirgin hissediliyor bu. Yani halbuki dışarıda birbirine selam vermeleri lazım. Güler yüzle birbirlerine muhabbet göstermeleri lazım. Arkadaş olmaya gayret etmeleri lazım. Yani dostluğun çok yaygın olması lazım. Birbirlerine her konuda yardımcı olmaları lazım. Ben bunu halen göremiyorum. Yani buna bir yatkınlık var. Fakat uygulama yok olarak görüyorum. Peygamber Efendimiz'in döneminde tebliğ biliyorsunuz Hristiyanlara, işte Bizans'a, çeşitli yerlere mektuplarla oluyordu. Siz de bir anlamda Türkiye'den dünyadaki çeşitli ülkelere yayınlarınızla 250 evet. yaşayan kitaplarını tebliğ yapıyorsunuz. Yani insanın aklına tabii gayet ihtiyar geliyor. Bu şablon bir Mehdilik şablonu gibi geliyor. Yani ben özellikle bunun bu röportajımızda netleşmesi için bayağı incelemelerde bulundum. Yani tebliğ metodunuz, çileler çekmeniz, Mehdi'nin tarifleri gibi konularınızı da daha önceden biliyoruz. Yani çok net olarak soracağım. Mehdi şu anda yaşıyor mu? Hadislere göre, Peygamberimizin hadislerine göre ve Said Nursi'nin izahlarına göre ve diğer İslam aleminin izahına göre gelmiş olması ve yaşıyor olması gerekiyor. O zaman tanımları sormayacağım. Soruma cevap aldım. Deccal'in de yaşaması lazım. Deccal nedir? Fikri bir şahsiyet midir? Bir siyaset midir?
Yani Deccal'i nerede peki? Deccal'i de bulalım isterseniz. Deccaliyet bir fikir sistemidir asıl. Yani çünkü yani bir dudağı aşağıda bir dudağı gökte değil, değil mi yani? İleride beklenen bir Mesih Deccal var. Daha ileride Hazreti İsa'nın geldiği dönemde beklenen Mesih Deccal var. Bir de şu anda görülen Darwinizm, materyalizme oluşan Allah'a karşı olan, Allah'ı inkar eden dinsiz materyal sistem. Bu Deccaliyettir. Buna karşı hareket eden sistem de Mehdiyettir, Mehdiliktir. Ama biz biliyoruz ki Mehdi'nin, diyelim ki Mehdi yaşıyor, günümüzde olabilecek dediniz. Mehdi ile beraber İsa, işte İsa peygamber Mehdi'ye tabi olacak, domuzu, hacı yok edecek. Evet. Yani o zaman İsa peygamberin de şu anda yeryüzünü nüzul etmesi lazım. Benim kanaatim biraz daha var İsa'nın gelmesine. Çünkü İsa'nın gelmesi için önce bir Türk-İslam birliğinin oluşması gerekiyor. Yani Mehdi'den önce mi gelecek, Mehdi'den sonra mı gelecek? Mehdi'den sonra gelecek. Peki Mehdi şu anda cihat yapıyor mu? Yapıyor olması gerekir. Yani bunları şunun için soruyorum, niye? O şablonu tam tarifini almak için. Çünkü eserlerinize bakıyorum. Yani silahla, topla, tüfekle bir cihat olmayacak. Yani bilgiyle, teknolojiyle, Türk-İslam birliği anlatarak bir cihat yapıyorsunuz. Yani o tanımada tam oturuyorsunuz gibi. Evet, hadislerde Mehdi kan akıtmaz, uyuyan kişiyi de uyandırmaz diyor. Kan akıtmaz demesi hiçbir şekilde baskı, silah, şiddet kullanma olayı olmayacak. Uyuyan kişiyi de uyandırmaz, yani kimseyi rahatsız etmez, tedirgin etmez. Akılcı bir metotla çalışır diyor. Zaten tekbirlerle Allah'ı anarak diyor kaleleri düşürür diyor. Yani topla tüfekle düşürür demiyor hadiste. Allah'ı anarak kaleleri düşürür diyor. Mehdi vahiy alıyor mu? Yok, almaz. Peygamberimizden sonra vahiy alan kimse olmaz. Evet, sevgili izleyiciler, konu çok enteresan. Biz Mehdi gibi, İsa gibi, Deccal gibi konuları da özellikle ben açmaya çalıştım. Ama tabii bizim bilgimiz bu kadar yetiyor. Ama herhalde izleyicilerimiz sizin açıklamanızdan sonra bir cevap aldı. Siz yine eserlerinizde, çalışmalarınızda Yahudilik, Masonluk, İsrail Devleti'ne, antisemit görüşe, Filistin zulmüne çok farklı açıklamalarınız var. Özellikle bunlara dikkat çekiyorsunuz. Yahudilik ve Masonluk konusunda görüşleriniz biliyor. Yani Yahudi düşmanlığı, Mason düşmanlığı gibi görüntüleriniz çok net olarak belli oluyor. Bu bir anlamda sizin sevgiden, dostluktan, kardeşten bahsediyorsunuz ama bir anlamda yaptığınız çalışmalarda insanlar arasında bir kutuplaşma, ayrıştırma oluşturmuyor musunuz? O yanlış anlaşılmış olabilir. Ben Yahudileri de, Hristiyanları da severim. Yahudilere karşı benim bir düşmanlığım yok. Onlar Hazreti Musa'nın soyundan gelen dindar insanlar. Benim onlarla bir alıp veremediğim olmaz. Benim alıp veremediğim ateist, siyonist, saldırgan, kan döken katiller. Benim konum bu. Yoksa sinagogda ibadet eden Yahudiler benim dostumdur. Yani sevdiğim insanlardır. Ben onlara ne alıp veremedim? Allah'a dua ediyorlar. Ne güzel, Allah'ın birliğini savunuyorlar. Allah'tan korkuyorlar. O insanlara niye ben düşman oldum? Ben çünkü sizin eserlerinizde özellikle şunu da gördüm. Siz Masonluğu, Masonik grupları, çalışmaları her türlü fikri ve dini olayın üzerinde bir oluşum olarak ortaya koyuyorsunuz. Evet. Şimdi çok önemli bir soru soracağım ama sizden net bir cevap istiyorum. Masonik güçler şeytani bir güç müdür? Tabii ki. Yani Masonluk kökeninde doğrudan şeytandan, yani şekillenmiş olarak, hatta şekilleniyor bazen transa giren bir insandan bilgi alarak, bazen de şekillenmiş olarak doğrudan şeytandan bilgi ve talimat alan bir örgütlenmedir Masonluk. Yani doğrudan şeytandan bilgi alırlar. Yani bu çok sevgili izleyiciler, çok enteresan bir açıklama. Ben de ilk defa duyuyorum bunu. Peki yani biliyoruz ki şeytanın ilmi çok yüksek. Evet. Nasıl mücadele edeceğiz? Şeytana samimi kulların üzerine güç yetirememe özelliği verilmiştir. Yani samimi kullara şeytanın gücü yetmez. Kendisi de söylüyor zaten Kur'an'da. Benim samimi kulların üzerine gücüm yok diyor şeytan. Ancak nefsine uyan, şeytana uyan, şeytanı ilah edinenlere gücü yetiyor şeytanın. Orada da hakikaten son derece etkili olur. Evet, şimdi Masonik güçlere karşı bu mücadeleyi verirken insanın aklına ister istemez şu geliyor. Yani Masonik güçler hem şeytani güçler hem şeytanın cismani yürüdüğü güçler. Yani karşınızdaki düşman çok kuvvetli bir düşman. Sizin de bunu bu ülkemizde yapmanız için maddi anlamda, ekonomik anlamda büyük bir desteğe ihtiyacınız var. Siz
tamamen bu desteği kendi öz kaynaklarınızdan mı karşılıyorsunuz? Ben çok göz önünde olan bir insanım. Arkadaşlarım çok göz önünde olan insanlar. Yani bizim illegal bir kazanç yapmamız zaten iki yönde mümkün değil. Bir, Kur'an'a uyduğumuz için mümkün değil. İki, devlet buna müsaade etmez çünkü çok göz önündeyiz. Yani MASAK, evet. Mali Suçları Araştırma Kurulları bunları araştırmış, mali müşavire yapmış. Tabii. Ama şimdi tabii bunlar resmi evraklar üzerinde yapılan araştırmalar. Ben özellikle bu konuyu sormamdaki sebeplerden bir tanesi de uluslararası istihbarat örgütleri Türkiye'den birini destekleyip de bu masonik gruplara bir savaş açar mı, destek verir mi, para kaynağı olur mu diye merak ettiğim için soruyorum. Yani insanın aklına bu geliyor yani. Bir kere illegal kazanca ben de kendim de müsaade etmem. Çünkü ben bir dava adamıyım. Davama zarar verecek şüpheliye yakın şüpheliyi dahi kabul etmem ben. Yani şüphe meydana getirecek şüpheliyi dahi kabul etmem. Çünkü en ufak bir şey aleyhimiz olacağını bilirim ben. Yani en ufak, hatta legal gibi görülen bir şeyin bile şüpheli gibi görülmesi durumunda onu ben onu terk ederim. Evet, çünkü davamıza zarar verir, düşüncemize zarar verir. Yani dışarıdan kesin ve kesin maddi tabii. Anlamda yani. Bir desteğiniz yok diyorsunuz. Peki bu kadar bu açıklamaları yaptınız, kitapları yayınladınız, en son davalardan da beraat ettiniz. Ama görüyoruz ki medya bunları gündeme getirmiyor. Yani karşınızda şeytani bir güç mü var? Neden gündeme getirmiyor? Ama dikkat ederseniz kahredici bir ezicilikle yolumuza devam ediyoruz. Yani medyanın bütün baskısına rağmen, masonların bütün baskısına rağmen, şeytanın adamlarının bütün oyunlarına rağmen eze eze, söke söke yolumuza devam ediyoruz ki yani 40 milyon kitap dağıtılmıştır bu sene. Yani şu an itibariyle son olan bana rakamlar geldi, 40 milyonu buluyor. Yani on binlerce insan bizim kitaplarımız kanalıyla iman etti, Müslüman oldular. Dünyanın her yerine küçük küçük gruplar oluşmuş. Yani bu çok büyük bir başarıdır. Darwinizm çöktü Türkiye'de. Darwinizmin artık esamesi okunmuyor. Amerika'da çöktü, Fransa'da çöktü. Demek ki şeytanın bütün güçleri bir araya gelse yine bir şey yapamıyorlar. Evet, İnşallah. Sevgili izleyiciler, şeytani güçlere karşı verilen mücadeleyi Sayın Oktan'ın ağzından dinledik. Ben sizin özellikle çok belirgin olan bir konunuzu gündeme getirmek istiyorum. Her sohbetinizde de insanlara sevgiyle, merhametle, mahkemelerde size kötü davrananlara, emniyette kötü davrananlara karşı kin beslemediğinizi, onları yine affettiğinizi söylüyorsunuz. Yani affedici bir yönünüz var. Ama siz, sizin aleyhinize yazılar yazıldığı zaman internette aleyhinize olan siteleri mahkemelerle kapattırıyorsunuz. Evet. En küçük bir şeyde avukatlarınız hemen davalar açıyor. Yani bir kişiye 300 tane dava açıp 300 gün onu mahkemelerde süründürebiliyorsunuz. Çelişmiyor mu? Yani hem sevgiyle, muhabbetle bakarken hem de mahkemelerle, insanlarla uğraşmak. Ama hiçbir insan kendisine ne hakaret ettirilmesinden hoşlanır, ne iftira atılmasından hoşlanır. Tabii ki hakaret ve iftiraya hukuki yönden bir karşılık verilmesi gerekir ve durdurulması gerekir. En makul olan bir şey budur. Yani evet, hakaret et, iftira at, nasıl diyelim? Hukuk ordunuz var mı? Avukatlarımız var. Ordu sayılmaz da fakat bir ekip. yine aktüel bir konuya gireceğim ben şimdi. Peygamber Efendimizin döneminde de peygamberimiz işte cincilere, büyücülere, medyumlara karşı bir takım mücadeleler etti. Hatta bunlarla ilgili bir takım ayetler de var. Dünyada bu konuda da faal, tarot, büyü yapılmasıyla uğraşan, hatta vergi mükellefi olan insanlarımız da var. Siz özellikle, çünkü bunlar da işte hoca lafını kullanıyor, siz de zaman zaman Adnan Hoca diyorsunuz. Yani sizin farkınızı bunlardan ayrıştırmak için soruyorum. Bunlar şeytani güçlerin oyunu olarak mı çıkıyor? Hep arkasında bir şey aradığım için soruyorum bunu. Bunlar aslında biraz gariban, zavallı insanlar şu bakımdan. Bundan geçimlerini sağlıyorlar. Yani maddi olarak bir şeyler elde ediyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Tabii Kur'an'a da aykırı, yani birçok yönünden aykırı. Ama herhalde toplumda bunu talep edenler var ki arz talep dengesi oluşmuş. Onlar da onlara onu sunuyor anladığım kadarıyla. Ama kesinlikle bunların İslam'da yeri olmadığını söyleyebilirsiniz. Çok açık tabii ki. Kur'an'ın tamamen reddettiği, hatta açıkça söyleyeyim, şirk olan, Kur'an'a zıt olan hareketler. Birçoğu öyle. Geçtiğimiz röportajda da sizin özel hayatınızla ilgili bir takım sorular sormuştuk. Ama seyircilerimiz ısrarla özel hayat konusuna biraz daha girmemizi sordular. Siz biliyorsunuz, kamuoyu da biliyor, bekarsınız ama İslami bir kimliğiniz de var.
İslam'ın aileyi ve evliliği kutsal kılın söz. Geçen toplantımızda Türkiye'nin gerçekten mesele olduğunu, şahsi olarak bu konuda pek bir şey düşünmediğinizi ama yine de kısmet diyerek bir açık bıraktığını söylediniz. Geçen röportajda bunlardan bahsettik. Evlenmeyi düşünmüyorsunuz. O zaman ben şunu soracağım. Sizin bir gününüzün içinde araştırmaya, incelemeye ayırdığınız zaman ne kadar? Günde en az 6-7 saat, 8 saat ayırdım oluyor. Kütüphaneniz var. Evet. Bir de mesela bu enteresan işte özel hayat kavramı girerken sizinle ilgili çok ciddi iddialar oldu. Sizin namaz kılmadığınız iddialar oldu. Namaz kılmıyor musunuz? Namaz dinin direğidir. Yani namaz kılmaması diye bir konu nasıl olsun? Kur'an'da açık hükümler. Bütün dinlerde var ayrıca. Hem Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, Hazreti İbrahim'den itibaren, Hazreti Nuh'da, Hazreti Adem'de bütün peygamberlerin yaptığı bir ibadettir. Cehennem ehline sorulur diyor Allah ayette. Siz buraya iten nedir? İlk verdikleri cevap namaz kılmayanlardandık derler diyor. Bunu duyan bir Müslüman namaz kılmaması mümkün mü? Namaz vakitlerini üçe indirdiğiniz iddialar oldu. Namazın vakitlerini kimse ne indirebilir, ne azaltabilir, ne çoğaltabilir. Bu kıyamete kadar geçerlidir. Sizinle yapılan mücadelede özellikle hemen hemen herkes ya davasını geri aldı, ya gerçekten haksız olduğunu inandığı için böyle davranışta bulundu. Hatta siyasilerden Mehmet Ağar bile bu konuda dilekçeleri çekilmiş. Yani bu insanların etkilenmesi mümkün olmaz. Çünkü ya dilekçesini çekmişse demek ki sizin çalışmanızda bir samimiyet gördüğü için çekmiştir. Cevat Babuna da geçmişte ben biliyorum ki sizlerle beraberdi. Sizin benzer açıklamanızı televizyona programlarda anlatıyordu. Cevat Babuna neden ayrıldı peki? Zannediyorum dışarıdan bu işte komünistlerin devlet dediğimiz masonik güçlerin Türkiye'deki maşaları kamuoyunu etkilemek için 3-5 ailenin hareketlendirilmesinin faydalı olacağını düşündüler. Yani çünkü aile hareketlendirilmeden başarılı olamayacağını düşünmüş olabilirler. Onun için de Cevat Babuna'yı özellikle seçmiş olabilirler. Ama mesela ailelerin de medyada özellikle çok oldu bunlar. Çocuklarımızı kopartıyor iddiaları vardı. Ama daha sonra bütün bu aileler açıklamalarla bunları yalanladılar. Ama kamuoyunda hala ilk fikirleri olduğu için insanların kafasındaki şablon çocukları ailelerinden ayırıyor. İşte koskoca Profesör Cevat Babuna Adnan Doktor aleyhine konuşuyor gibi bir kampanya. Yani bu durumda özellikle bu hareketin Cevat Babuna simgesiyle devamı mı isteniyor? Cevat Babuna bizim suçsuz olduğumuzu, doğru olduğumuzu daha önce çok detaylı kamuoyuna basın açıklamıştı. Televizyonda açıklamalar var. Hatta internete de ona ulaşabilirsiniz. Çok iyi delillendirerek, bizzat gözüyle gördüğünü iddia ederek, o insanlarla beraber bulundum, çok iyi biliyorum diyerek anlatıyor. Birdenbire fikirlerin değişmesi ancak dışarıdan bir gücün ve dayatmasıyla olabileceği kanaatindeyim. Yani o sizin Bilim Araştırma Vakfı'nın başına geçmek gibi bir iddiası var mıydı? Onu da iddia ediyordu galiba. Öyle bir ayrılık gerekçesi olabilir mi? Yani bir menfaat temini söz konusu olmadığı için olabilir mi? Tam çıkaramıyorum ama bir ihtimal biraz bana gıpta ediyor gibi geliyor. Evet. Yine sizinle ilgili ben biliyorum ama izleyicilerimizin bilmesi açısından soruyorum. Gerçekten çok enteresan. Sizin Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yatırılmanız var. Biraz bize oradaki hayatınızla ilgili ayrıntılar anlatır mısınız? Çünkü biz biliyoruz ki akıl hastanesine akıllı giren deli çıkar. Evet. Yani siz orada o kadar süre yatağa bağlanmıştınız söz konusu. Telefonunuz yasaklanmış. Çok zor şartlar altında insanlarla görüşmüş. Oradaki o zor şartlara nasıl dayanabildiniz? Dayanamayacağınız bir yükü yüklemem diyor Allah. Onun için ben orada çok rahattım. Mesela başını duvara vuran deliler vardı. Kafasından kanlar akıyor. Benim yanımda oluyordu onlar. Ben acıyordum. Annem yiyecek getiriyordu. Onlardan veriyordum. Mesela orada adam öldürmüş, çok fazla cinayet işlemiş akıl hastaları vardı. Bana son derece saygılıydılar benim yanımda. Onlar sizi doktor mu zannediyorlar? Doktor zannediyor. Çok kalabalıktı benim kaldığım koğuş. 300 kişi falandı. Yani her biri ayrı. Bağıranlar, çığlık atanlar, ağlayanlar vardı. Ama hep benden bir şeyler umardılar. Yardım, adalet umardılar. Şikayet olan gelir bana söylerdi.
Rahatsız olan bana gelip söylerdi. Yine tabii akıl hastanesinde gerçekten şartlar zor. Gider girmez hemen bir akinoton adlı insanın işte şuurunu kaybediyor. Evet. O tip şeyler hep size yapıldı mı? Haldol akinoton hap olarak veriliyordu. Size veriliyor muydu? Evet. Haldol akinoton veriliyordu, evet. Yani siz bütün bu mahmelere maruz kaldınız mı orada? Yani gereken bütün işlemler yapılıyordu. Yani haldol akinoton oradaki akıl hastanın hepsine veriliyordu. Bana da veriyorlardı. Hatta oradaki başhekim kitaplarınızda okudum. Burada sakın İslami konularda konuşma. Seni ölünceye kadar buradan çıkartmam diye tehditlerde bulunmuş. Evet. Kendi mekanına çağırmıştı. Yanına hasta bakıcıyla beraber gittim. Böyle bir kış günüydü. Yani karlı bir gündü. Böyle bayağı bakımlı bir oda. Yanında da bir kişi vardı rahmetli Yıldırım Aktun'un. Benim dikkatimi çeken, benim de üstümde dedi güçler var dedi. Yani böyle resmi bir güçten bahsediyor gibi bahsetmedi. Ben de boş değilim dedi. Sen dedi eğer bu işleri bırakmazsan ben seni ömür boyu buradan çıkartmama yetkisine sahibim ve çıkartmam seni dedi. Kesinlikle vazgeçeceksin dedi. Ben buna rağmen yine devam ettim. O zaman hastaneye yanıma geldi. Orada hemşirelerin hepsini sıraya dizdi. Başhemşire, müstahdemler, ben. Hepimiz yani içtima vaziyeti aldık. Orada bir daha böyle bir söylev verdi. Yani benim ayağımı denk almam gerektiği, bu tip faaliyetler bırakmam gerektiğini söyledi. Hatta benim için eskiden oraya tıp öğrencileri geliyorlardı. O dönemde Oktar Babuna da gelmişti. Benim dönemde öğrenci olarak gelmişti. Ben tıp öğrencilerine de etkili olmuştum. Orada yani dine yönelmelerine bir kısmını vesile olmuştum. Gelen tıp öğrencilerine. Ya orada da bir takım faaliyetlerde bulunuruz ya. O zaman onların gelişini de yasaklamışlar. Tıp öğrencilerin gelişini de yasaklamışlardı. Onları hemşire odasına koyuyorlardı. Benden görüştürmüyorlardı. Ben bir gün onların yanına özel olarak gittim. Dedim ki ben akıl hastasıyım dedim. benden iyi dedim ders yapabilirsiniz dedim. Yani paranoid şizofrenim ben dedim. Bütün hastalık tanıları üzerimde dedim. İsterseniz konuşabiliriz dedim. Konuştular mı? Böyle müthiş bir sessizlik oldu. Çok şaşırdılar böyle bir şey söyleyince. Sonra konuştuk. Yani hasta olduğum için dedim. Yani benim üzerimde ders yapma imkanınız var dedim. Yani böyle. İyi bir yani, denek oldunuz evet, ya. İyi bir tipik vakayım ben dedim. Sonra mektup falanlar atmışsınız galiba dışarılara. Evet. Orada da çok etkilenmişlerdi öğrenci. Ben orada Yahudilik Masonluk kitabı hediye etmiştim onlara. Tabii onlar anladılar olayın ne olduğunu. Yani hasta olmadığım halde oraya konduğumu çok açık anladılar, görmüşlerdi. Çok şaşırmışlardı öğrenciler. Sonra baktılar ki bu baş olmuyor. Hiç sokmadılar o zaman öğrenciler. Yani binadan içeriye sokmadılar. Ben onların yanına gidiyorum diye. Dışarı çıkışım da yasaklandı. Bir Deli Hüseyin vardı. Onu kapıya koyuyorlardı. O benim çıkışımı yasaklıyordu. Yani o görevliydi kapıda. Önce bağladılar mı sizi yatağa peki? Adli tıptayken bağlandım. Zincirle bağlıydı ayağımda. Yani kaçacağınız için mi? Yani anlayamadım. Abi ne kaçacağım bilmiyorum. Yaklaşık bir metrelik falan bir zincir vardı ayağımda. Tabii gereksiz ama herhalde psikolojik etki yapsın diye yapıyorlardı karantin yani. Böyle hani sindirelim, ezelim. Evet, psikolojik etki yapsın. Ama yani siz oradaki hastalar da siz değil mi? Doktor bey falan diyorlarmış. Evet, galiba. Evet. Ben orada çok şık geziyordum. Hastalarda hasta gömleğine geziyor. Herhalde oradan doktor olduğumu düşünüyor olabilir. Yani müthiş bir zıtlık oluşuyordu. Ben çok gelenler de çok şaşırıyorlardı. Yani siz niye geldiniz burada? Niçin geldiniz gibi hasta yakınları geliyorlardı. Çok şaşırıyorlardı benim orada olmama. Hayret ediyorlardı yani aradaki şey. Yine bizim amacımız tabii sizin fikirlerinizi ortaya koymak, sizin fikirlerinizi anlatmak. Belki de bu röportajın bana göre en can alıcı noktalarından bir tanesi. Siz tamamen mevcut söylemlerin dışında bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Neydi bu çalışmalar? Türk İslam Birliği'ni anlatıyorsunuz. Az önce biraz değindik ama ben Türk İslam Birliği ile ilgili sizin kitaplarınızda bir harita gördüm. Evet. Kameraman arkadaşlar eğer bu haritayı yaklaştırırsa ben şöyle göreceğim. Sizin bu Türk İslam Birliği'ndeki haritanızın büyük bir kısmı Rusya Federasyonu, Kazakistan, işte Saha Türkleri, Yakutistan, Burma Sultanlığı, Hindistan, Pakistan, İran, Irak, Ürdün,
Yani Hindistan'ın nüfusuna bakıyorsunuz 1 milyar. Afrika'dakilere bakıyorsunuz 1 kişi. Yani bu kadar büyük bir coğrafyada Türk-İslam birliğini kurabilmek Türkiye'den mümkün mü? Yani dünya bu konuda size müsaade eder mi? Bu bütün bölgenin hepsinin huzuru, refahı, kardeşçe yaşaması demektir. Yani bunu hepsi ister. Çünkü bu bütün ismi geçen bölgeler terörle, anarşiyle, kanla yoğrulan bölgeler. Bunlara sen huzur sunacağım diyorsun, rahatlık sunacağım, medeniyet sunacağım diyorsun. Niçin kabul etmezsin? Ama şimdi tabii bir televizyon programı için bunun ayrıntılarını anlatmak zor. Bu Türk-İslam Birliği'nde bir takım yapılanma olacak. Yani bunun bir merkezi olacak, bir sekreteryası olacak, bir devlet olacak. Türk-İslam Birliği'nin sekreteryası nasıl olacak? Onu o dönemde oluştuğunda bir Türk-İslam Birliği meclisi oluşturulur ki zaten şu an yapılıyor da hazırlanıyor da. Başına da devletin uygun göreceği bir insan getirilir. Çok rahat devam eder. Yine Türk-İslam Birliği'nin ortak kültürünün İslam ahlakı olacağını söylüyorsunuz. Evet. Yani bu bildiğimiz klasik anlamda hepimizin bildiği İslam ahlakı. Ama bu ülkelerde İslam olmayanlar da yaşıyor. Yani Hintlerin içinde 1 milyar Hintli yaşıyor. Yani bunların biliyorsunuz Veda dinleri var. Çok eski işte yaratılışla ilgili farklı yapılar. Yani kabul ettirmek bunlara zor olmaz mı? Bu İslam ahlakını onlara vermek zor olmaz mı? İslam ahlakı onların son derece lehine olan bir şey. Merhamet, şefkat, sabır, koruyuculuk, cömertlik, dostluk, kardeşlik. Niçin rahatsız olsun onlar böyle bir şeyden? Yani bu birlik aslında onların da çok şeyler kazanacağını söylüyor. Tabii ki. Bir de bunun İslam Birliği'nin çok acil olduğunu söylüyorsunuz. Tabii ki. Neden acil? Yani kıyamet mi yaklaşıyor? Kıyamet alametlerine de geleceğim ama yani aciliyet deyince bu geliyor şimdi. Çok fazla kan akıyor. İnsanlar çok mutsuz. Her yer kargaşa içerisinde. Dışarı çıkıldığında insanların yüzünden de biz bunu anlayabiliyoruz. Mesela Filistin'e gittiğimizde insanlar çok huzursuz. Hepsi gergin. İsrail'e gidiyoruz. Herkes rahatsız, huzursuz. Pakistan'a gidiyoruz. Son derece huzursuzlar. Bunların beklemesi demek insan vicdanını kabul edeceği bir konu olamaz. Yani böyle bir şey bekleyemeyiz. Çok son derece mantıksız bir şey olur beklemek. Sizin ömrünüz bu ideali gerçekleştirmeye yeter mi? Mühim olan bu yolda yürümektir. Bu yolda gayret etmektir. Bu yolda sevap kazanmaktır. Yani netice ayrı mesele. Evet, bütün hemen hemen soruları sormaya çalıştık. Aklımıza gelenleri, sizin eserlerinizdeki açıklamaları. Eğer benim gözümden kaçmış varsa, sizinle ilgili insanların doğru bir fikir sahibi olması için, bu röportajda oturduğumuz şablonun daha iyi anlaşılabilmesi için, söylemek istedikleriniz son olarak neler var? Bir tek o konuşma arasında masonlarla ilgili bir şey geçti. Ben masonlara bir düşmanlığım yok. Yani genellikle seçkin vatan evlatlardır masonlar. Ben masonların fikrine karşıyım, düşüncelerine karşıyım. Yani Darwinist, materyalist, ateist düşüncelerine karşıyım. Bir mason bu düşüncelerin yanlış olduğunu kavradığında Türkiye için son derece faydalı bir insana dönüşür. Son derece iyi bir insan olur. Yani benim kendi düşünceme, kendi inançlarıma göre mükemmel bir insan olur. Kapatılmalı mı mason dernekleri? İslah edilmesi, düzenlenmesi gerekir. Yani sadece fikir hürriyeti olması lazım. Orada onlara doğrular anlatılması lazım. Yani baskıyla, şiddetle bir yere varılmaz. Peki, ben bu röportaj için size yine çok teşekkür ediyorum. Biz elimizden geldiği kadar size anlatmaya çalıştık fikirlerinizi almak suretiyle. Sevgili izleyiciler, bu röportajımızda Sıradan Bir Yolu izlemedik. Adnan Oktar kimdir, eserleri nedir, hakkındaki iddialar nelerdir? Bu iddialar asılsız mıdır? Bütün bunlar gerektiği zamanlarda önümüze tebcid pilavı getirildi. Bütün medya organlarında sergilendi. Adnan Oktar neler üretti? Bu ürettikleri kimin işine geldi? Kimin işine gelmedi? Biz bunlara bakmaya çalıştık. Adnan Oktar kimlerin kuyruğuna basmıştı? Yoksa sadece kuyruklarına basmakta kalmamış, boğazlarına da bir basmış mıydı? Çete kurduğu, etrafa şantaj yaptığı gibi iddialarda yer alan Adnan Oktar ve arkadaşları geçmiş röportajlardaki bilgiler ışığında Atatürk düşmanı mıydı, şeriatçı mıydı? Geçmiş dönemlerde yine kendisi hakkında PKK'yla daha tehlikeli bir örgüt gibidir tanımlar yapıldı. Bu operasyonlar gerekliydi, tehlike arz ediyordu, açıklamalarına ışık vermeye çalıştık. PKK'yla bir tutulan Bilim Araştırma Vakfı, Abdullah Öcalan'la bir tutulan Adnan Oktar hangi yıkıcı eylemleri yapmıştı?
Bu çalışma boyunca Adnan Oktar ve gönüldaşlarının neler yaptığını anlatmaya çalıştık. Sanırım sorulabilecek bütün soruları sorduk. Ben tekrar size çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Her seferinde lütfediyorsunuz, kerem buyuruyorsunuz. Çok memnun oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine devam ederiz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.